Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları akıllı defterde eğlenceli etkinlik sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle eğlenceli etkinliği nasıl uygulayacağız? Aşağıda verilen soruları çözerek cevapları bulunuz. Çözdüğümüz arkadaşlar sorunun cevabını yandaki büyük karede bularak sorunun yandaki deseni bu büyük karede yapınız diyor. Mesela ben birin cevabını bulduktan sonra bu şekli o büyük karede çizeceğim arkadaşlar. Evet tüm soruları doğru çözdüğünüzde büyük bir desen elde edeceksiniz. Hadi kolay gelsin diyor. Birinci sorumdan başlıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar işlem önceliğine dikkat edelim. Bakın eksi 42'yi öncelikle ne yapacağım? Eksi 3'e böleceğim. O halde eksi 42 eksiyi aynen yazıyorum. Eksi. Eksi 42'yi eksi 3'e bölersem eksiyi eksiye böldüm artı. 42'yi 3'e böldüm 14. Şimdi eksi 42 eksi artı 14 oldu. O halde eksi 42. Şöyle arkadaşlar ne yapıyorduk? Öncelikle toplamaya çeviriyorum. Eksi artı 14'e eksi 14 olarak yazdım. Eksi 42 eksi 14 daha. Evet. İşaretler aynıken sayıları topluyorum. 56 eksi 56 oldu. Birinci sorumuzun cevabı. Eksi 56'yı aynen yazdım. Evet 2'ye bakıyorum. Evet. Öncelikle arkadaşlar köşeli parantez içindeki sayıyı yapacağım. Eksi 3'ü aynen yazalım. Çarpı. Köşeli parantez içerisinde eksi 2, eksi 6 daha. Eksi 8 olur. Eksi 3 ile eksi 8'i çarparsak eksileri çarptım artı 3 kere 8 artı 24 oldu. Bakın ikinci sorumuzun cevabında 24 olarak yazdık. Evet, şöyle rengimizi değiştirelim. Karışmasın. Üçüncü soruma bakıyorum. Evet arkadaşlar A eksi B'yi istiyor. Öncelikle A'ya bakalım. Eksi 48'i artı 3'e böleceğiz. Şimdi eksi artıya bölersem eksi olur. 48'i 3'e bölersem 16. Eksi 16 oldu. B'ye bakıyorum. 24'e eksi 8'e böleceğiz. Evet 24'ün işareti artıdır. Artıyı eksiye böldüm. Eksi. 24'ü 8'e böldüm 3. Benden a eksi b'yi istemişti. A'dan b'yi çıkaracağız. Evet, a'nın değeri eksi, 16. Eksi b'nin değeri eksi 3. Bakın eksi ile eksi yan yana gelince artıyor döner. Eksi 16 artı artı 3. Evet, eksi 16'nın mutlak değeri daha büyüktür. 16'dan 3'ü çıkartırım. 13. 16'nın işaretini eksi olarak önüne yazdım. Eksi 13 olur. 3'ün sorumuzun cevabı. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soruya bakıyorum. Arkadaşlar öncelikle köşeli parantez içerisindeki ifadeleri aynen yazalım. Eksi 6 eksi eksi 2 kapattım. Köşeli parantezi eksi. Tekrar açtım. Eksi 9 artı eksi 2. Şimdi şöyle öncelikle artıyı çevirelim. O halde köşeli parantez içerisinde eksi 6 artı artı 2'ye döndü. Eksi. Eksi 9 ile eksi 2 toplayacak olursak da eksi 11 olur diyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya yapalım. Eksi 6 ile artı 2'yi toplarsam eksi 4 şu eksi ile eksi de artıyı çevirelim. Artı artı 11. Eksi 4 ile 11'i toplayacak olursak da 11'den 4'ü çıkardım. 7 olur sorumuzun cevabı. Evet devam ediyorum. 5 soruya bakıyorum. Evet öncelikle parantez içerisine bakalım. Bakın eksi 5'i aynen yazdım. Çarpı. Şöyle eksi eksi artıyı çeviriyorum. 8 artı artı 4 kapattım. 5 çarpı. 8 4 daha 12 yapar. Artı 12 olarak düşünebiliriz. Eksi 5 ile 12'yi çarparsam da eksi 60 olur sorumuzun cevabı. Evet. Altın soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar hemen 6. soruyu aynen yazalım. Daha sonra çözümün altına yapalım. Eksi. Eksi 3 artı eksi 10. Şu çıkarmayı toplamaya çevirmek istiyorum. Aynen yazıyorum. Eksi 7 artı artı 3 artı eksi 10 oldu. Şimdi eksi 7 artı 3 daha arkadaşlar. Eksi 4 olur. Bunu da eksi 10 ile toplayacak olursak eksi 14 olur. 6. sorunun cevabı. Eksi 14 de yazdık. Şimdi arkadaşlar eğer yazdıysanız temizleyerek 7 ve 8'e yer açmak istiyorum. Şöyle sayfamı temizliyorum. Evet 7. soruya bakıyorum. Aynen yazalım. Eksi 7 artı eksi 5 bölü artı 3. Şimdi arkadaşlar. Eksi 7 eksi 5 daha eksi 12 bölü artı 3. Eksiye artıya böldüm. Eksi 12'yi 3'e böldüm. 4 eksi 4 oldu. 7. sorumuzun cevabı. Evet 8'e bakıyorum. Evet x'in değerini eksi 8, y'nin değeri eksi 12 verdi. O halde harfleri yazalım. Y eksi eksi x bölüm x eksi y. Şimdi x gördüğüm yere eksi 8, y gördüğüm yere eksi 12 yazıyorum. O halde y eksi 12 ile Eksi 12 eksi eksi arkadaşlar dikkat edelim. Eksi eksi bir de x'in değeri eksi 8. Şimdi bakın yukarısı güzel oldu. Şimdi, x eksi y dedi. O halde x'in değeri eksi 8 idi. Y'nin değeri de eksi 12 idi. Şimdi öncelikle arkadaşlar yukarıyı bir halledelim. Şimdi bakın eksi eksili çarpılırsa artı bir daha eksili çarpılırsa eksi olur. O halde eksi 12 eksi 8 oldu. Bölü şurayı da toplamaya çevirirsem eksi 8 artı 12 oldu. Şimdi pay kısımına bakıyorum. Eksi 12 eksi 8 daha eksi 20. Paydaya bakıyorum. Eksi 8 artı 12 daha artı 4 olur. Eksi artıya bölersem eksi 24'e böldüm. 5 eksi 5 oldu. 8. sorumun cevabı. Evet. Temizleyerek geçelim. Bir sonraki sayfamıza. Evet. Arkadaşlar şöyle büyütebiliyorsak. Büyütelim değil mi? Büyümüyor 9. sorudan başlıyorum. Evet. A bölü B'yi istedim arkadaşlar. Öncelik A'ya bakalım. A eşittir. Evet, eksi 6. Aynen yazıyorum. Eksi 6. Eksim. Eksi 6. Çarpı. Eksi 5. Şimdi öncelikle çarpma işlemini yapalım. O halde eksi 6'yı aynen yazdım. Eksi. Eksi 6 ile eksi 5'i çarpacak olursak artı 30 olur. Şimdi artı ile öncelikle toplamaya çevirelim. Eksi 6, artı eksi 30 eksi 6 30 daha eksi 30 daha eksi 36 olur a'nın değeri. Şimdi devam ediyorum b'ye bakalım. Evet, eksi 9'u eksi 3'e böleceğiz artı eksi 1. Eksi 9'u eksi 3'e bölecek olursak artı 3 olur arkadaşlar. Artı eksi 1. Evet, 3 ile de eksi 1 toplayacak olursak artı 2 olur. A'yı B'ye bölmemi istedi. A bölü B diyorum. Yani eksi 36'yı artı 2'ye bölüyorum. Eksi artı'yı böldüm. Eksi 36'yı 2'ye böldüm. 18 olur. Eksi 18 olur. 9. sorumuzun cevabı. Evet 10'a bakalım. 10 diyorum. Evet mutlak değer a bölü b. Şimdi a'nın değeri arkadaşlar eksi 24, b'nin değeri eksi 3. O halde eksi 24 mutlak değer içerisinde, b'nin değeri de eksi 3'tü. Şimdi mutlak değer eksi 24 demek artı 24 olarak çıkar. Bunu eksi 3'e bölersem, artı eksiye böldüm eksi 24'ü 3'e böldüm eksi 8 olur. 10. sorumuzun cevabı. Evet 11'e geçiyorum. Evet m çarpı n eksi 3 n çarpı k 14 olduğuna göre n çarpı m artı k. Arkadaşlar önce şunu yazalım. Şimdi ben neyi biliyorum? m ile n n'in çarpını, çarpımını bir de n çarpı k'yi biliyorum. Arkadaşlar şu çarpmayı toplama üzerine dağıtmak istersem bakın n çarpı m olur. Bir de n çarpı k olur. Ve bu ikisini toplarım. Şimdi n çarpı m'yi biliyorum. Eksi 3. Yani bunun değeri eksi 3. Artı n çarpı k'de 14. O da eksi 3 ile 14 toplayacak olursak 14'ten 3'ü çıkartırım. 11 artı 11 olur derim. 11. sorumuzun cevabını. Evet devam ediyorum. 12. sorumuza bakalım. Evet verilen eşitlikle her sembol bir işlem gösterdiğine göre aşağıdaki işlemin sonucu ne bunuz diyor. Arkadaşlar öncelikle 6 eksi 2 ve eksi 3'ü aynen yazalım. Bak 6 üçgen eksi 2 daire ve eksi 3. Ben şimdi üçgen ve üçgen ve daire yerine öyle işaretler koyacağım ki sonuç eksi 9 olacak. Şöyle rengimi değiştiriyorum. Bakın üçgen yerine ben şöyle çarpı diyorum. Daire yerine de eksi desem. 6 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 12 eksi eksi 3 oldu. Şimdi eksi ile eksi yan yana gelince artıya dönerdi biliyorsunuz. O halde eksi 12 artı artı 3 olarak düşünelim. Eksi 12 artı 3'ün sonucu da eksi 9 olur. Demek ki arkadaşlar üçgenimiz çarpı olacak. Çarpma işlemi olacak. Dairemizde çıkarma işlemi olacak. Şimdi işlemimize bakalım. Mutlak değer pardon köşeli parantez seviyesinde eksi 12. Daire arkadaşlar daire yerine hemen eksi yazdım. Artı 4. Kapattım köşeli parantezi. Üçgenimiz var bakın burada. Üçgen yerine de çarpı yazıyorum. Çarpı artı 8. Şimdi eksi 12 eksi artı 4. Şunu arkadaşlar ne yaparız? Eksiye döner. Şöyle yazalım isterseniz. Eksi 12 artı eksi 4. Kapattım çarpı artı 8. Peki Eksi 12 eksi 4 daha eksi 16 olur. Çarpı artı 8 dersem artı ile eksi çarptım eksi. Evet 16 ile 8 çarpacak olursak arkadaşlar ne olur? 128 olur. Eksi 128 olarak da 12. sorumuzun cevabını vermiş oluruz. Evet temizleyelim arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya kendimize yer açalım. Evet 13. soruma bakıyorum. Evet. Eksi 18 artı artı 10 artı 6. Arkadaşlar direkt şöyle yapalım. Eksi 18 de 6'yı toplarsam eksi 12. Aynen yazdım. Çünkü parantez içini önce yaptık. Eksi 12 bölü şu parantez içine bakalım. Eksi 3 artı 1 de eksi 2 olur. Eksi 2 kesir çizgisi bölü eksi 2. Eksi 12'ye eksi 2'ye bölersem artı 6 bölü eksi 2'den artıya eksiye böldüm. Eksi 3 olur. Evet 13'ün cevabı eksi 3 oldu. Devam edelim. 14. sorumuza bakalım. En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının çarpımı kaçtır dedi. Arkadaşlar en büyük negatif tam sayı Eksi 1'dir. En küçük pozitif tam sayıda artı 1'dir. Bu ikisini çarparsak eksi 1 çarpı artı 1 artı ile eksi çarptı Eksi 1 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum. 15. soruya bakıyorum. Sayı doğrusunda eksi 4'e 5'er birim uzaklıktaki tam sayıların çarpımı kaçtır? Arkadaşlar hemen küçük bir sayı doğrusu düşünelim. Şöyle 15 yazdım. Şimdi sayı doğrusunda arkadaşlar şöyle burası 0 olsun. Eksi 4 olsun arkadaşlar buna 5'er birim uzaklıkta olacak. Şimdi sol tarafı düşünürsem 5 birim gelirsem 9 olur. Sağ tarafa doğru 5 birim gidersem de 1 olur. O halde 9 ile 1'i çarpıyorum. 9 olur. 15. pardon 15. sorunun cevabı 9 olur diyoruz. Şurada eksi 1 yazalım. Evet 16. bakıyorum arkadaşlar. A ve B birer tam sayı ve A çarpı B 18 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer. Şimdi 16. soruya baktığımız zaman arkadaşlar. toplamları en küçük istiyorsa o halde çarpımlara A çarpı B'nin 18'i veren negatif sayılar düşüneceğim arkadaşlar ki toplamlar en küçük olsun. O halde öncelikle negatif sayılarımıza bakın. Eksi 1, eksi 18, eksi 2, eksi 9, eksi 3, eksi 6 olur diyoruz. Burada toplamları en küçük olan değer Eksi 1 ile eksi 18'i toplarsam eksi 19 olur diyorum. Ve eksi 19 cevabını 16. sorunun cevabı olarak veriyorum. Peki arkadaşlar biz bu soruları buradaki etkinliklerimiz arkadaşlar. Mesela 9'da eksi 18'i gördüm. Bakın şu eksi 18'in civarını ne yapacağım? Şunu çizmemiz gerekiyor. Yani burayı, burayı ve burayı şöyle tarayacağız. Taradığınız zaman peki nasıl bir model çıkacak ortaya bakalım. Evet taradığınız zaman bakın bu şekilde bir model çıkacak diyoruz. Sorumuzun cevabını. Evet bu etkinlikle de arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.